Bize böyle bir fırsat verirdiğiniz için teşekkürler. Ya ÇEDES projesi aslında Milli Eğitim Bakanlığı'nın yıllardır devam ettirdiği aslında eğitimi dinselleştirme politikalarının geldiği son noktalardan biri. Amaç aslında laik, bilimsel, demokratik eğitimden biraz daha uzaklaşmak, biraz daha dini ön plana çıkaran ya da manevi değerleri tırnak içerisinde ön plana çıkaran öğretmenleri ikinci sıraya iten bir proje aslında. ÇEDES işte çevreme duyarlıyım, değerlerime sahip çıkıyorum projesi. Türkiye'de bir yıl önce Eskişehir ve İzmir'de pilot olarak başladı. Şu an Türkiye'deki birçok ilde uygulanıyor. Bunun amacı nedir? Aslında Diyanet İşleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik Spor Bakanlığı ile birlikte yapılan bir protokol, bir proje. Bu projenin amacı manevi danışmanlar adı altında okullarda öğrencilere belli konularda eğitmek. Hani o yıllardır tek tipleştirme politikaları dediğimiz aslında 100 yıldır devam eden eğitim politikalarının o tek tip öğrenci yetiştirme modellerinin geldiği son noktalardan biri. Bu da biraz da dini içerikli, dini referanslı bir öğrenci yetiştirme, eğitim politikası geliştirme amaçlarından biri. Şunu hedefliyor aslında ÇEDES. Biraz da Diyanet çalışanlarının, işte imamların, vaizlerin, onun dışındaki müftülük personelinin manevi danışman adı altında okullara gidip öğrencilere okul saatleri veya okul saatleri dışında belli konularda eğitmesi. Oysa ki Milli Eğitim Temel Kanunu'nda da Milli Eğitim'de de bilimsel, demokratik, laik bir eğitimden, karma bir eğitimden bahsedilir. Ama bu ÇEDES projesiyle bunların hepsi bir tarafa bırakılıyor. Ki biz yıllardır zaten bu eğitim yapılırken de bu ülkede tek inanç üzerinden ve tek mezhep üzerinden yapılıyor. Oysa bu ülkede farklı inançlar, farklı mezheplere sahip bir sürü yurttaşımız var. Bu noktada da aslında bir tek tipleştirmeyi getiriyor. Biz eğitim sen olarak ÇEDES projesi ilk ortaya çıktığında da genel merkez düzeyinde de hem ilk pilot il olan Eskişehir ve İzmir'de aslında bir miting de yaptık. Laik eğitim, bilimsel eğitim istiyoruz diye. Daha sonra bunu aslında bu sene Eylül ayında Danıştay'ın nezdinde dava açtık. ÇEDES projelerinin iptal edilmesi noktasında. Yerelde de işte zaman zaman siz de görüyorsunuz çocukların işte özellikle ya şu noktada temel sıkıntı var. Daha anaokul öncesi dönemdeki çocukların, okul öncesindeki çocukların soyut düşünme yetisi gelişmemiş çocuklara siz işte cennet cehennemi ya da mezarlıkları resmederek işte anaokulda bir mezar resmi çizerek bunun etrafında çocukları birleştirmek ya da mezarlığa götürmek ya da farklı konularda eğitmek aslında bu çocuğun pedagojik olarak da sıkıntısı ve sorunlarını yaşadığımız bir yer. Bu noktada da özellikle pedagojik formasyon açısından ya da pedagoji açısından çocuk tabiatına aykırıdır. Şu an Adıyaman'da da işte daha önce valilikle, milli eğitimle yapılan protokoller var zaman zaman bazı derneklerin. Gidip bu okullarda çocuklara manevi danışmanlık adı altında eğitimler veriliyor. Sohbetler ediliyor. Ve bu aslında biz şunu söylüyoruz. Ya dersi öğretmen verir. Ders okulda öğretmenler tarafından verilir. Eğitim öğretim öğretmenler tarafından yapılır. Yani manevi danışmanlar adı altında pedagojik formasyonu olmayan, çocuğa nasıl yaklaşılacağını bilmeyen, çocukla nasıl iletişim kurulacağını bilmeyen kişilerin gelip okullarda çocuklara bu eğitimi vermesi bir kere sakıncalı. Bu açıdan baktığınızda da bir problem. Ya zaman zaman ilimizde de buna benzer olaylar oluyor. Bizler de karşılaşıyoruz. Ki gittiğinizde işte protokolümüz var. Biz bunu çalışmaları yürüteceğiz ama biz eğitim sen olarak şu noktada tavrımız net. Bilimsel, demokratik, laik, kamusal, parasız ve ana dilde eğitim talebimizi her yerde dile getiriyoruz. Buna karşı da mücadele etmeye devam ediyoruz. Böyle ciddi anlamda bize bir şikayet gelmedi. Birçoğu daha ne yapıldığının farkında da değil. Ya seçmeli dersler noktasında zaman zaman okullarda çocuklara belli derslerin seçilmesi dayatıldığı noktasında şikayetler geldi. Zaman zaman bu duyumları aldığımız okul idarecileriyle de görüştük. Çünkü seçmeli dersi öğrenci seçer. Veli ya da okul idaresi seçmez. Yani okul idaresi getiriyor öğrencinin önüne 3-4 tane dersi dayatıp işte öğrenciler bu dersleri seçeceksiniz diyor. Bunun temel nedeni de ya farklı bir ders seçerseniz o dersin hocası yok. Ya da işte 12 öğrenci tamamlanmazsa ders açılmaz.
İşte zaten 3-4 tane öğrenci tek seçilmiş gibi bahanelerle ve gerekçelerle çocukları belli derslere yönlendiriyorlar. Bununla ilgili zaman zaman şikayetler ya da serzenişler duyuyoruz biz de. Ve çocuklarının bu derslere girmesini istemeyen bir kesim de var. Ha. Bunlara yönelik de bu velilerle zaman zaman bizim sendikamıza da geliyorlar, talepleri oluyor. Dediğim gibi belki bireysel olarak zaman zaman bu yönde okul idarelerle görüşürüz ama genel anlamda bir bütün olarak bu tek tipleştirmeye, tek mezhep inancının dayatılmasına bizler de karşı çıkıyoruz.